Hala yüksek. Babaanne. Neyin adını yapıyorsun? Gel ambulans çağıralım gidelim. Düşer şimdi tansiyonum. Sabah ilacımı almayı unutmuşum. Hem siz benim yanımda olursanız daha çabuk iyileşirim. Yaptığını beğendin mi? Ne yapmışım ben ya? Babaannem ne hale geldi görmüyor musun? Niye geldin buraya? Ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Sen istedin ya. Ben mi istedim bunu? Sen ne dediğini hatırlamıyor musun? Ben ne dediğimi gayet iyi hatırlıyorum ama sen böyle kafana göre davranamazsın hayat. Delireceğim ya, gerçekten delireceğim. Ben seni kukla falan değilim. Kukla? Sen kukla mısın şu an yani? Ortalığı savaş alanı çevirdin be. Sonra hop bir yalan, her şey oldu bitti gitti. Seninle beraber sıkıştık buraya, senin yüzünden. Yeter! Yeter! Her seferinde aynı şeyleri duymaktan ben bıktım, sıkıldım artık. Ayrılalım. Bitsin. Bitsin bu işkence. Hatta yarın gidip hemen boşanma davası açalım. Ne olacak öyle bir şey? Senden asla ayrılmam. Benden nefret etmeye devam edeceksin yani. Evet. Çünkü sana hala çok aşığım. O zaman beni bu kadar sevme. Ne olur. Nefretin azalır belki. Bu elinde olan bir şey değil. O yüzden bu odaya, bu yatağa ve bu cehenneme beraber sıkışacağız. Sıkışmak zorundayız hayat. Sıkışmayacağız. Çünkü bir daha asla yan yana yatmayacağız. Bana bak, biz zaten senin aynı yatakta yatmıyoruz. Ama çıkıp başka yerde uyumayacaksın. Kimse bilmeyecek bunu. Merak etme, bilmeyecek. Çünkü ben koltukta uyuyacağım. Ay vallahi Fadik uçurumun kenarından döndü kız. Meğerse her şey bir yanlış anlaşılmaymış. Azim Hanım kendi çağırmış çocukları yanına ya. Damadın falan da kızgın olduğu yokmuş yani. O Derya denen kadının yatacak yeri yok ha. Seni hep dolduruşa getiriyor haspam. He vallahi doğru söylüyorsun. O şeytan, o dikine gömecekler o şeytanı dikine. Kız anam, babamı da kazanmış.
gaza getirdim. Kan dökülecekti vallahi billahi. Emine. Buyur babacığım. Ya benim böyle bir poşetim vardı. Nereye buldum bulamıyorum onu. Sen gördün mü? Görmedim baba. Ne vardı? Ya ben bu evde kaybolsam beni de bulamazsınız siz. Bir günde bir işe yarayayım be. Şey, kıymetli bir şey mi vardı poşette? Kıymetli bir şey vardı. Neydi? Elinin kölü. Tövbe estağfurullah. Ya ben onu eve getirdim, çıkardım mı poşetleri, nereye koydum? Otobüste mi düşürdüm? Ya sen alınma, Allah'ını seversen. Ses etme ne olur, bak heyeleri üstünde. Ha? Yahu bir günde telaşsız başlayalım ya. Ha? Hadi. Hayat Hanım. Bu sizin mi? Hayır benim değil. Siz bırakın isterseniz ben kızartırım onları. Yok yok. Babaannem için yapıyorum. Benim yapmam lazım. Bu ne ya? Her yer leş gibi yağ kokmuş. Nesi leş? Mis gibi kokuyor işte. Hayatçığım, annenin evinden getirdiğin alışkanlıkları bırakmak senin için çok zor biliyorum ama bırakman lazım. Nesi varmış benim annemin evinin? Yanlış anlama canım. Eğer canın hamur çekiyorsa dışarı çıkarsın, parasını ödersin, yersin. Böylece evimizi de kokutmamış olursun. Aa, yaktın bir de. Bir de becerebilseydin keşke. Beceremedim değil mi? Beceremedim. Bence siz en iyisi annemi arayın. Aa, yok yok. Daha iyisi dedemi arayın siz. Dur 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 bir dakika. Siz dedem de kesmez. Siz gazetecileri arayın. Sarsılmazların baroş, dolandırıcı gelini pişileri yaktı dersiniz. Nasıl başlak? Oo, bu ne kadar güzel bir kokuymuş. Hamur mu yaptın? Ama şimdi şirkete geç kalıyoruz. Sen bunları güzel bir paket yap. Oraya gidince birlikte yeriz tamam mı bir tane? Tamam kocacığım. Hemen hazırlarım. Tamam. Şimdi çıkayım ben. Hallet. Çıkalım hemen. Hadi. Müzik.